Evet, tekrar başladık kaldığımız yerden. Bu defa giriş yapıyoruz. Giriş yaparken ne yapacağız? Yine App.msg kısmında login değil, bu defa signing için bir tane form oluşturacağız. Bu form girişleri her defasındaki burada değişiklik olduğunda formda da değişiklik olacak. Giriş yap dediğimizde ki burası aslında signing olacak, üye olacak. Sunucuya bu app.msg'yi gönderecek. Sunucu da birkaç kontrol yaptıktan sonra veri tabanına bu bilgileri ekleyecek. Bunları yapacağız bu derste de. Gayet basit aslında bu da. Bana basit geliyor. Yanlış olmasın. Şimdi önce gelelim frontend'e. Signing. Bakın burada first name, last name, email, bir de bunun aynısından ne yapalım? Password 1, password 2. Burası password 2 olsun. Şimdi change email kısmı yerine de artık change ne olsun? Her değişiklik olduğunda burada mesela kutucukta değişiklik olduğunda biz bu fonksiyonu çağırıyoruz. Bu fonksiyon da e-maili çağırıyor buradan mesela. Onu değiştiriyor. Aynı şey işte first name, last name için de yapıyor. Ben geliyorum buraya. Bunun aynısını al. Kopyala. Gel buraya. Change P1. Change P2. Tabii burayı da değiştiriyoruz. Bu defa password 1'i değiştiriyoruz. Bak burası 2. Burası password 1. Şimdi giriyoruz elementlerimize. Elementler nerede? Bu first name, last name, email, change email. Bu password input pardon on change kim çağrılacak? Change P1. Tamam. Aynısı password için de geçerli olacak. Yine on change yine change P2. Tamam. Şimdi buralarda da login yazmışız. Burayı da sign-in yapalım. Gelelim buraya da. En tepeye yine sign-in yazalım. Çalıştıralım bakalım. Sanki bir şeyler gördüm de. Tamam yok. Çalışmış. Geliyoruz. Evet, düzelmiş. Şimdi bura soyad, e-posta. Aynı login sayfası burada. Bir de butona tıklandığında şu en sondaki butona sign in çalışacak. Tabii burada hala bile shared user demişiz ama aslında shared'de bir şeyler daha düzenlememiz lazım. O da şu App.msg'de belki bu defa login değil signing diyoruz. Signing'e geliyorum. Şunu yazıyorum. Signing oh. Sadece bu olsun. Yeterli bence. Tabi buraya bir şeyler eklememiz lazım. Bunun aynısını alalım. Şuraya ekleyelim. Ama bu defa user değil, sign in form olsun. Sign in form. ID yok. Şu yok. Tamam. First name. Hava gerek yok gerçi ama olsun. Last name. String. Hub. Email. String. Hub. Password string
Hop. Password 2 string. Auth token'e gerek yok. Tamam. Şimdi UpMSG'de bunlar var. UpMSG'yi sign'in içinde yaptık. Geliyorum buraya. Sign'ine geliyorum. Sign'inde bu defa ne yapıyorum? Shared Sign-in form diyorum. Keşke burada da şey olsa. İnternetteki gibi bütün field'ları ekletek. Geliyorum buraya, diyorum ki first name nedir? First name fonksiyonunun klonunu al. Last name aynı şekilde. Last name fonksiyonundan gelen veriyi al. Sonra e-mail diyorum. E-mailin olsun. E-mail fonksiyonundan gelen değeri al. Yine clone. Sonra password. Yine password birden gelen olsun. Ve aynı şekilde password 2 de password 2'den gelen değer olsun. Bu password 1 burada belirttiğimiz kısım statik referanslardan, daha doğrusu bu table statik referans. Buradan alıyoruz işte last name fonksiyonu, email fonksiyonu, first name fonksiyonu. Biz bunları aldık şimdi. Ne yapıyoruz? Bunları view'deki gibi şurada en sonda. Bu task start kısmında biz burada bir async closure kullanıyoruz task start'ta. Bu nereden geliyor bu arada? Tokyo'dan mı? Yok, kendi bu web CSS'den geliyor. Tokyo kullanmamış burada, kendisi direkt yazmış. Web CSS'den geliyor. Muhtemelen Roma istediğimiz JavaScript Closure mudur artık? Neydi tam bilmiyorum. Onu kullanmış. Dönüştürmüşler CSS. Burada kullanabileceğimiz hale getiriyor. Biz de onu kullanıyoruz. Burada UpMSG için bir veri oluşturuyoruz. Bu UpMSG'yi connection ile sunucuya gönderiyoruz login'de. Aynısını gelin kopyalayalım. Biraz düzenleyeceğiz. Burada verimizi zaten oluşturduk. Şu kısımlar şimdilik bana gerekmiyor. Ne yapıyorum burada? UpMSG login değil. UpMSG Signing niye çıkmıyor? UpMSG. UpMSG'yi herhalde burada kullanmamışız. Kullanalım. User share diyelim. Şöyle yapalım. Tamam. Buraya tabi Signing'in nasıl tasarlandığına dikkat edin. Signing bir tuple alıyor. Mesela UpMSG login tuple almıyor. Struct şeklinde alıyor. Sign'ini ben tuple halinde yaptım. Geliyorum buraya. User diyorum. User form diyelim, daha iyi yapmıştır. User form şu. Yani bizim sign formunun verilerini taşıyan değişkenimiz. Biz bunu UpMSG olarak tanımladık. Tamam. Şimdi de connection'ı kullanıyoruz. Yine burada connection kullanacağımız için use Krate Connection şöyle yapalım. Tamam. Okey. In requests error. Burası aynı kullanıcıdaki gibi, eğer hatalı değilse zaten biz onu bir şekilde alıp UpMSG kısmında düzenleyeceğiz. Şimdilik önce sunucuya bir gönderelim. Sunucuya gönderdik. Ne diyor? Table mu? Ne alaka? On table'da onu klonladığımız zaman
Rengini vermesi lazımdı. Şöyle mi? Diyorum. Kronunu değil, önce map istemiyor, update istemiyor, ref istemiyor. Kron oluyor diyor. Bu kron olması lazım. First name bize mutable veriyor. Tamam. Biz bu mutable'ı nasıl alıyorduk ki? Get cloned. Allah Allah. Şöyle. Niye get cloned kullanmış acaba? Tamam, cloned'a direkt mutable halini alıyor da sanki istese yaparmış gibi. Tamam. Şimdi olmuştur. Muhtemelen. Nasıl ya? Clonet. 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 Şey, çok dırdır etti. Yine bir dırdır. Printlemeye gerek yok. Tamam, bunu zaten yazmamız gerek yok şu an. Okey. Content revert requests. Ne diyor ya bu? Connection refused. Biz de bir şey göndermedik. Bu niye kendi kendine veri gönderiyor ya? Başka bir sorun çıkmış ortaya. Burada OpenSG. Bundan kaynak. İyi de hata vermiyor. Frontend'de hata vermemiş. Tamam, anladım. Göremiyorum. Backend hata veriyor hala bile. Ki normal. Biz buraya sign-in'de neler olacak onu belirtmedik. Hop, MSG sign, burası for olsun. Burada ne olacak? Şimdi birkaç noktaya bakmamız gerekiyor aslında. Bunlardan bir tanesi if, en basitini yapıyorum. Detayları siz düşünebilirsiniz. Form verisinde password vardı mesela. Password eşittir. Yine formdaki password 2'ye eşit olması lazım. En basit bilgilerden bir tanesi buydu. Tabii siz mesela şunu da kontrol etmeniz lazım. E-posta adresi geçerli bir e-posta adresi mi? İşte ismi bir harfli mi, iki harfli mi, üç harfli mi? Bunları da kontrol etmeniz lazım. Ama ben şu anda kendi bilgisayarımda bunu test ettiğim için gerçek, orijinal bir proje yaptığım zaman biraz daha detaylı olur. Bunu lütfen aklınızda tutun. Çünkü ben sadece göstermek babında, yapılabilirliğini göstermek babında yapıyorum. Eğer doğru ise o zaman ne yapıyorum? Burada U zaten var. Geliyorum. Şunu alıyorum. Bu defa belki de şuraya bir run msg waget in user diyelim de. Şimdi
Formumuzdaki şifreler birbirleriyle eşit ise ilk yapacağımız şey insert. Eğer veri tabanına bir şeyler eklemek istiyorsanız insert diyorsunuz. Insert into nereye? Users tabanına. Sonra users'ın parantezinin içerisine işte bir adı, virgül, iki bu soyadı, üç e-posta, dört password. Bir de 5 var. 5'i şimdilik yazmıyoruz ama 5 de mesela kayıt olduğu tarihi tutan bir bilgi. Diğerlerini şimdilik yapmıyorum. Zaten çok da gerekli değil. Sizin için en azından. Ama gerçek bir veri tabanı tasarladığınız zaman bazı bilgileri users tablosuna önceden eklemeniz lazım. Mesela neyi eklersiniz? Join. Yani giriş yaptığı tarih, aktif, admin mi değil mi, işte yetkilerle ilgili bir sıkıntı olmasın daha sonrasında, admin yetkisi verilsin mi verilmesin mi gibi bilgileri tabloda tutmanızda fayda var. Ama şimdilik ad, soyad, e-posta, şifre yeterli. Users tablosuna işte pardon burası users first name, last name, password alanlarına bilgi gelecek diyorum buradan. Sonra values değerler. 1, 2, bu buraya değişken gelecek anlamına geliyor bu dolar işaretli. 3 ve 4. Buradakilerin sayısı ile buradakilerin sayısı eşit olmalı. Onu zaten SQL size söyleyecek. Geldik bind kısmına. 1 form first bind ikinci değişken ne olacak? Form last name. Üçüncü değişken ne olacak? Bind form email. Dördüncüsü form tabii referans form password. Ama biz password'ü direkt gönderemiyorduk. Neyi gönderiyorduk? Backcrypt hash. Password'ü veriyoruz bu hash'e. Bu da onluk tabanda, yani onluk bir seviyede bize hash fonksiyonunu versin diyoruz. Tabi burada yine dırdır edeceği için 100 backcrypt diyorum. Şöyle hash user. Ne user? Zaten user kullanmamış. Direkt cache yazıyoruz. Tamam. Şimdi bakalım. Hata nerede? Logged in user. Tamam doğru. Onu henüz yapmamışız. Diyelim ki biz veri tabanına eklerken herhangi bir hata görmemişsek bu virgül burada işimizi bozuyor. Herhangi bir sıkıntı olmamış ise bize user diye bir veri gönderecek. Geliyorum buraya. Buraya tabii ki diyorum ki kardeş bana o user'ı ver. Ama az önceki gibi sürekli dırdır etmesin diye unwrap yapacağım. Unwrap yaptığımda bu arada hata verecek onu da belirteyim. Hala bu soru işaretini yapmak için de error kısımlarını yapmak gerekiyor. Ona biraz zaman ayırmam gerekir. Ama yine unwrap ile CRYT mi? Neyse şöyle yapalım. Tabii if için gönderdik ama else için
Göndermedik. Else için şuradan kopya çekelim. Alalım. Ne olsun? Hatta burayı da dur. If let ok user'dan gelen veri okey ise diyorum ki şuraya okey gönder. Else şu else de yine her zamanki gibi şu tamam yeter. Ama tabii belirgin olsun diye mesela burada başka bir hata vermesi lazım. Ne gibi bir hata verebilir? Sorry, password not equal. Şifreler eşit değil. Gerçi bu bilgiyi göndermek evet sıkıntı olmaz. Buradaki hatada ise daha önce mesela bu e-posta adresiyle kayıtlı bir user var ise ki öyle yapmanız lazım. E-mail tabloda e-mail kolonunu unique yapmanız gerekiyor. Primary key değil, unique yapmanız gerekiyor e-maili. Dolayısıyla aynı postadan daha fazla kullanıcı olmasın diye ne diyoruz? Sorry. Ama bu hatada e-posta kullanıyor desek çok da gerekli değil. Sorry. Hiçbir şey göndermeye gerek yok. Başkasının e-posta adresi kayıtlı mı değil mi? Sorry. Password. Çok saçma oldu ama olsun. Sadece soru olsun. Şimdi bakalım ne kadar hata vermiş. User unwrap doğru. Bunu zaten kaldırmıştık. Burada niye tırdır ediyor? He, tamam. Hash fonksiyonu sorun çıkarabilir. Tamam. Unwrap. Başka. Construct u. He. Burada da let user işte id'si neydi? User id entity id daha doğrusu. Entity id diye tanımlamıştık. Bir belirlediğimiz zaman yeni bir entity id tasarlıyordu. Sonra first name'i var. First name ile user'ın first name ile aynı olacak. User first name ile aynı. Bir de out token değeri vardı. Out token new diyoruz. Buna da yeni bir tane değer. New out diyoruz. To string tabi. To string size muhtemelen çalışır. Okey. Şimdi oldu. Ama yine dırdır ediyor. Şuraya noktalı virgül. Tamam. Başka? Evet. Şimdi. Yo. Alt kısımları e-posta adresi. Mesela bunu girdiğim zaman hata vermesi lazım. DonMSG. Bakın gördüğünüz gibi sorry kısmı aynı e-posta adresinden daha önce kayıt var ise hata verecek demiştik. Yine nasıl ya? Niye hata veriyor? Böyle bir hata vermemesi lazım. Buraya bir bakalım. Rows affected one. Rows affected. Bir tane eklenmiş.
Mesela birincisinde Mehmet Ali Bor'u gönderdim. Burada ekleme yapamamış. Tamam. İkincisinde ama ekleme yapmış. Bir tane ekleme yapmış. O zaman niye soru demiş? Soru dememesi lazım. Şunu göndermesi lazım da. Ama niye ise şunu göndermiş. Yani sanki hata vermesinin sebebi şu. Ekliyor. Ekledikten sonra bana bir şeyler, ben daha doğrusu demişim ki şu sorgudan öyle bir veri gelecek ki ben bundan bu U-Struct'ı mesela buradan bakın U-Struct'ı diğer derste de göstermiştim. Şu verileri çekebileceğim demişim ama insert metodunda bana neyi return edeceğini ben belirtmem lazım. Mesela select'te siz zaten belirtiyorsunuz neyi istediğinizi. Ama insert sorgusunda ise siz sadece neyi ekleyeceğinizi söylüyorsunuz. Ama sonucunda neyi return edeceğini söylemiyorsunuz. Dolayısıyla ben geliyorum buraya return. ID'ye gerek yok. User için neyi? ID. First name. Bir de password. Bunları return et demişim. Diyorum. Return kısmında bunu yazıyorsunuz. Insert sorgusunda tabii ki bu. Yine bu da SQL konusu. Onu da belirteyim. Şimdi bu adresi kaydedildi. Tekrar kaydedelim. Bir iki üç, bir iki üç, dört diyelim. Sorry, password not equal. Şunu silelim. Password eşit olsun. Evet. Sorry. Sorry mi? Bir bakalım. Şimdi. Sudosu Postgres. Sonra psql mail. Tamam. Select from users where email eşittir ne? E-mailin Mehmet et ggg. Okay. ggg.com var. Pardon, users olacak. Users. Yo. Ama bu soru niye var? Tekrar bakalım. Ben burada ne istemişim? First name, password, ID istemişim. Burada da return demişim. Aslında yeni if else metodunda buradaki hatanın ne olduğunu da kendime göndertebilirim. Zaten sıkıntı olmaması lazım. ID, first name, password'ü return edecek bana. H1 demişiz. Tamam, bu da doğru. Herhangi bir sıkıntı yok gibi görünüyor. O halde bu soru nereden geliyor? Tekrar. Yine soru. Soru değil, soru değil. 1, 2, 3 diyelim. Veri tabanında olmamasına rağmen niye ise o zaman şunu alalım.
Copy diyelim. Geliyorum buraya, yapıştırıyorum. Noktalı virgülü atalım. Şuraya da verilerimizi girelim. A, B, e-postası C, password'ü D, return. Return böyle kullanılmıyor mu ya? Böyle kullanılıyor. Bakalım o zaman. Hatamız sorgumuzdaymış. Postgres insert return. Returning F. Returning. Bu. Burada sorgu kendisi hatalı olduğundan dolayı verileri de girmiyor. Normalde ben öyle düşünmüştüm, en azından hani bir yerlerde hata yapmışsam bile e-posta adresi kayıtlı değilse bu girişi yapacak, ama yapmamış. Sorgu kendisi sıkıntılı olduğundan dolayı hiç çalıştırmamış. Mantıklı olan da aslında bu. Şimdi tekrar test edelim. Geldi. Ve bu da geldi. Daha önce ayarladığımız için zaten otomatikmen gelen veriyi aldı. Kullanıcı giriş yapmış oldu. Şimdi de test edelim. 123 şifresini girdiğimiz zaman mehmet@ggg.com şifre de 123 olacak. Ha, bu arada bakın mesela. Şimdi şifresine bakın. Bakın şifresi şu. Biz 1-2-3 gönderdik ama şifre bu oldu. Bu şekilde çalışıyor bu hash mevzusu. Çıkış yapalım. Giriş yapalım. Mehmet GGG 1-2-3. Hop. Oldu. Perfect. Bence şimdilik bu kadarı yeterli. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Bir cuma akşamında da iki ders bence uygun. Zaten okullar açıldığı için artık eskisi kadar da iyi bir performans olmayacak. Yani sürekli eğitim serisi olmayabilir. Her hafta birkaç tane ancak yayınlayabilirim. Daha doğrusu kaydediyorum, atıyorum köşeye, artık her hafta bir tane yayınlanacak. Neyse, bir sonraki dersimizde de şunu yapacağız. Biraz düzenleme yapacağız. Mesela giriş yapan kullanıcı bilgisi hem tarafında hem sunucu tarafında saklanacak. Ben session oluşturmayı düşünüyorum. Bunun için de Redis konusunu anlatmayı düşünüyorum. Redis ile bazı bilgileri ben sunucuda saklayacağım. Bu hangi bilgileri tutacak? Şuradaki işte mesela core ID var, ama core ID her defasında değişiyor diye tahmin ediyorum. Mesela core ID nasıl desem, şu an web sayfasında dolanıyoruz ya, tarayıcının bize verdiği bir ID numarası olarak düşünebilirsiniz. Gelen istek işte senin web sayfanda dolaşan bir kişi tarafından geliyor gibisinden bir güvenlik diyebiliriz. Bu şekilde düşünebilirsiniz yani, ama tek başına tabii bir güvenlik ifade etmiyor. Fakat elimizin altında bulunsun. İleride mesela aynı core ID'den 3-4 defa şifre için giriş yapıldığında "oh, ne yapıyorsun" falan filan diyebilirim bunun için. Session olayında ise biz Redis kullanmalıyız. Yani en güzel araç aslında Redis bu konuda. Redis kullanacağız ve diyeceğiz ki işte şu session ID'sine sahip kişi falanca kişidir. Sunucuya bunu söyleyeceğiz. Dolayısıyla client'tan, yani tarayıcıdan gelen bilgi sunucu tarafında kontrol edilecek. He, ID'si buydu. Evet, doğru, tamam, hatırladım diyecek. Biz de bu ID'yi alacağız ve işte kullanıcımız budur diye bilgiyi göndereceğiz. Sunucu tarafında bu bilgi saklı kalacak. Çıkış yapıldığında da silinecek gibi. Bu kadar. Bunu da bir sonraki derste yapacağız tabii ki.
Şimdilik burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle.